Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle kağıt ipten, biliyorsunuz bunlar çile halinde, sardım. Böyle kağıt ipten bir çanta çalışması yapacağız. Tığ numaram da 3,5. Eğer 3,5 numarayla çok zorlanırsanız 4 numaralı tığ da kullanabilirsiniz. Yine çantamıza dikdörtgen taban yaptım. Bunun ayrıntılı şekilde ayrıca bir videosu var. Ekranın sağ üst köşesinde ve videonun altına açıklamalar kısmına linkini paylaşacağım dikdörtgen taban yapımını. Oradan bakabilirsiniz. Yani bu tabanı öğrendikten sonra onun üstüne istediğiniz modeli çalışabilirsiniz. Burada sayıları vereyim. 26 zincir çekerek başladım buradaki tabana. 26 zincir çektim. Bir zincirden arada bir tane boşluk bırakarak döndüm. 24 tane sık iğne yaptım. Köşeye 3 tane, diğer tarafa 24 ve köşeye de 3 tane olarak dikdörtgen tabanımı hazırladım. Bunu da bakın şurası ilk başladığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olarak tamamladım. Yani şu iki köşe arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne var. 8 sıra olarak yaptıktan sonra şurası tam 8. sıramız. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra. Bu da 12. sırayı tamamlayacağız. 12 sıra hiç artırmadan artık döne 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 sık iğne olarak yaptım. Direkt örneğe de başlayabilirsiniz ama ben çantanın altında şöyle bir sık iğne olmasını tercih ediyorum. Hem düzgün durmasını sağlıyor hem de içine koyduğumuz şeyler daha muntazam görünüyor. Şimdi 12. sırayı tam şuradaki başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Buraya kadar sık iğne ile gelelim. Daha sonra örneğine geçeceğiz. Evet, aşağı yukarı aynı hizaya geldik. Şimdi örneğe geçmeden önce şuradaki boşluğun içine şöyle bir kitleme yapıyorum ki zincir çıktığımız zaman orası çok fazla ayrık durmasın. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yanındaki boşluğa bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra tığıma doluyorum. Bakın şurası ilk girdiğimiz yerde. Bir tane geriye şöyle şu şekilde girdim. İlmeğimi uzattım. Bir, iki kere de bunu topluyorum. Daha sonra tığıma doluyorum. Aralarda zincir yok. Şu girdiğimiz ikinci trabzanı yaptığımız yer. Şurada bir tane boşluk bırakıp bir diğerine geçiyorum. İki de çıkarak bir trabzan yaptım. Yine tığıma doluyorum. Bir yanındaki boşluğa giriyorum. Bir trabzan daha yaptım. Daha sonra tığa dolayıp şu bir geride boş bıraktığımız yere geri dönüyorum. İpimi aldım. Şöyle hafif uzatıyorum. İki kere de bunu topluyorum. Tekrar tığa doluyorum. Dediğim gibi zincir yok. Arada bir tane boşluk bırakıp ikinci ve üçüncüye trabzan yapıp daha sonra boş bıraktığımız yere geri geleceğiz. Şimdi iki tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Bakın bir tane boşluğu atladım. İkinci trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzanı şuradaki boş bıraktığımız yere geri geliyorum. İpi alıp şöyle hafiften uzatıyorum. Bir, iki kere de bunu topluyorum.
Tekrar bakın şurası girdiğimiz noktaydı. Ondan sonraki boşluğu boş bırakıyorum. Bir sonrasına geçip böyle iki tane trabzanı yapıyorum. Tekrar geri geldim. İki kere de burayı topluyorum. Tekrar bir tane boşluğu bırakıp diğerine geçiyorum. Yan yana iki tane trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Şuradaki boş bıraktığımız yere geri geliyorum. İpimi alıp şöyle hafiften uzatıyorum. Şimdi bütün sırayı bu şekilde dolaşacağız. Şu girdiğimiz noktayı saymıyoruz. Ondan sonra bir tane boşluk bırakıyoruz. Yanındakine ve yani bir taneyi boş bıraktık. İkinci ve üçüncüye iki tane trabzan yapıp daha sonra geri gelip buradan ipi uzatarak şöyle hasır görünümlü bir çanta olacak modelimizi oturtuyoruz. Aralarda hiç zincir yok. Bir tane boşluğu bırakıp yanına geçiyorum. Bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncüyü tığa doluyorum ve boş bıraktığımız ilmeğin içine giriyorum. Şöyle hafiften uzatıp bir iki kere de bunu yapıyorum. Tekrar bir tane boş bırakıp bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben bir sırayı tamamladım. Bu arada toplamda benim 108-109 tane sık iğnem vardı. Yani şuradaki zinciri çoğaltarak, azaltarak çantanızı büyütebilirsiniz. Şimdi arada ben bir sıra daha tamamladım. Şöyle bir görüntüyü görmeniz açısından. Şimdi bir üst sıraya çıkışı tekrar bir şurada göstermek istedim. Aradaki boşluğu bırakıyoruz. Bir, iki tane trabzan yapıp bıraktığımız boşluğa geri geliyorum. Buradaki ilmeği hafiften uzatıp İki de topluyorum. Daha sonra ilk başladığımız noktaya geldik. Hemen şuradaki trabzanın tepe noktasına girip önce şöyle bir kitleme yapıyorum. Daha sonra bir iki zincir çekiyorum. Ve yanındaki boşluğa trabzan yapıyorum. İki tane trabzanımız oluştu. Şimdi bir geri gelip alttaki ile iki örneğin arasındaki boşluğa girerek ipimi uzatıyorum. Ve şöyle iki de burayı topluyorum. Daha sonra aralarda hiç zincir yok. İki örneğin arasındaki boşluğu bırakıp bir yanındakine geçiyorum. İki trabzan ve bıraktığımız boşluğa geri gelip buradaki ipimizi şöyle hafiften uzatıyoruz arkadaşlar.
Tekrar aradaki boşluğu bırakıp her sıra aynı şekilde devam ediyor. Yani bu çantanızın ebatına nasıl olursa olsun önce iki trabzanı yapıyoruz. Bir geriye gelip buradaki ilmeği hafif uzatıyorum ve iki de topluyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu örnekte oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela her sıra böyle üst üste değil, ben böyle çubuk şeklinde yapacağım. Mesela bir dahaki bir sıra şu aralara yapıp, yani şu ortadaki tam orta noktamız şurası, ikinci ilmek olacak şekilde yani şuradaki boşluğu atlayacağız. Bir iki tane trabzan yapıp bir geri gelerek şu arada örnek kaydırarak da yapabilirsiniz. Yani bir sıra bu şekilde, bir sırada tam şu ortaya gelecek şekilde çapraz çapraz şekilde de yapabilirsiniz. Evet, çantamız bu şekilde devam edecek. Şuradaki örnekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Şimdi ağız kısmına birkaç sırada böyle sık iğne gidip çantamın ağız kısmını sık iğne ile bitireceğiz. Şöyle kitlememi yapıyorum. Bir tane zincir çekip örneğimizin tepe kısımlarındaki buradaki boşlukların içine girerek böyle birkaç sıra dönerek sık iğne yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar bütün çantanın etrafını sık iğne olarak ağız kısmını toparlayacak şekilde 2 sıra 3 sıra artık buradaki kalını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört sıra sık iğne gittim. Şimdi şurada bir iki tane daha kaldı. Başladığımız yere geldik. Şimdi bir sırada şöyle giriyorum. İpimi aldım. İp yürütme yapacağız. Ağız kısmını arkadaşlar şöyle içinden geçirdim. Tekrar giriyorum ve buradan içinden geçiriyorum. Bütün çantanın etrafında bir sıra bu şekilde ipimizi yürüterek yapacağız ve çantamız da bitmiş olacak. Boşluğa giriyorum ve ipi içinden yürütüyorum. Bütün etrafını bu şekilde yapacağız. Yani şu ağız kısmı bakın sık iğnemiz şu şekilde duruyor. Fakat bir sıra şöyle ilmek yürüterek gidersek ağız kısmı şöyle kalın bir şekilde duracak. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Çantamızı bitirmiş olacağız. Evet, başladığımız noktaya kadar geldik. Son yürütmemi de yaptım. Burada şöyle ipimi kesiyorum. Ve buradaki ipimizi de şöyle arkaya doğru çekiyoruz.
Şu ipimizi de aşağıya doğru saklayalım arkadaşlar. Çantamız şu şekilde bitmiş oldu. Ben şimdi hemen bunun bir de ölçülerini vereyim. Eni 32 santim. Boyunda şu tabanımızın bittiği yerden itibaren ölçeceğim. Bakın şu son artırmamız şu sıradan itibaren. Beş 26 santim kadar. Hatta tabanın ölçüsünü de vereyim şu şekilde. Dokuz santim şu yüksekliği. 24 santim de alt tabanı. Yani 9'a 24 santimlik bir taban. Çantamız bu şekilde. Benim bu arada 235 gram kadar ipim vardı. Yani 1 çile o kadar gelmişti. Biraz arttı. Yani sanırım 220 gram falan gitmiştir veya 215 gramlık kadar ip gitti. Bakın bunun çok daha büyüğünü yani alttaki zincir sayısından çok daha büyüğünü yapıp böyle çok güzel bir plaj çantası da yapabilirsiniz. Şimdi çantamız bittikten sonra bunun sap kısmına bakın şöyle bir çantamızı şöyle göstereyim. İster kendi ipinden bir sap örebilirsiniz. İsterseniz çok güzel böyle hazır saplar var. Yani dileyen mesela tek şu sapı takabilir. Şöyle bir sap. Veya şöyle ahşap saplar var. Yani şöyle karşılıklı gelecek şekilde şöyle bir sap yapabilirsiniz veya daha önceki videomda gösterdiğim gibi ben şöyle buna yakın rengi de tuttuğu için bu makrame ipiyle ördüğüm çanta sapını yaz olduğu için böyle yumuşak gayet güzel bunu takacağım. Bakın şu şekilde. Şimdi çantamızı şöyle bir düzeltelim. Bunun tam orta noktasını bulalım. Şuradaki örneğimiz tam orta noktası. Örneğimizde zaten şu şekilde boşluklarımız var. Bu tam orta noktasından itibaren 1, 2, 3, 4.'ye burayı diğer taraftan da 4. boşluğa bunu geçireceğim. Arkadan öne doğru geçiriyorum ki şimdi bunu geçirdikten sonra dileyen arkadaşlar buraya düğüm atıp
Normal halat düğümleri gibi birkaç kere dolayıp düğüm attıktan sonra sapı kullanabilirler. Ama ben şimdi buraya şu düğümümü açayım. Eğer elinizde böyle diğer çantalarınızdan kalan daha önce yaptığınız boncuklu çantalardan veya böyle hazır metal halkalar satılıyor böyle şu şekilde. Benim diğer çantalardan kalan şöyle boncuklarım var. Onlardan geçireceğim. İğneyle geçirmek daha rahat olduğu için onu tercih ettim. Bakın bir, hatta bir tane de sarı koyu veya yeşil koyalım. Şimdi bunun dibine yine iğne yardımıyla şöyle yapıp bunları iyice sıkıştırıp hatta ben bir düğüm daha atacağım tam üstüne gelecek şekilde. Kesinlikle boncuk oradan geçmeyecektir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Ben buradaki iplerini şöyle açacağım. Biraz da kısaltacağım. Püskül olarak bırakacağım yani. Şimdi bunların boylarını da şöyle aşağı yukarı şu kadar püskül yeterlidir. Ve bu makrem ip olduğu için arkadaşlar şöyle daha da açılabiliyor. Bakın şu şekilde. Evet, diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Çantamız da bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.